Nereye? Milano Fashion Week. Hadi bakalım. Buyurun. Evet. Milano Moda Haftası'nın açılışını yaptı Ayşenur. Podyumumuza hayırlı uğurlu olsun. Nihal. Az önce Nurcan'a dedin o saç aksesuarlarının aynısını kullandın diye de benzeriydi. Seninki aynısı. O dolarlı çorap. Anlamadım. Az önce Nurcan'a bir yorum yaptın. Saç aksesuarı aynısıydı diye. Benzerini kastettin aslında. Seninki aynısı. O dolarlı çoraplarına yine böyle bir şey takmıştın diye hatırlıyorum. Aynısı diye hatırlıyorum. Yine neyi çizgi filmi izleyip geldin buraya? Ne alaka? Ben net ona nasıl bir yorum yaptım? Dolarlı çoraplarına aynı tarzda çok şapka taktın dedim. Ben böyle bir şey takmadım. Dinlersen anlatıyorum. Dinlemeden, cevabımı almadan bir şeyler söyleyemezsin yani. Bir şeyi anlamadan yorum bunca yapıyorsun. Bunca cümle kuracağını söyleyebilirdin söyleyeceğini. Bir şeyi anlamadan yorum yapıyorsun. Aynısını taktın dedim mi? Sorar mısın? Aynı tarzda çok böyle başa takılan aksesuar kullandım. Sen aynısını kullandın, taktın dedim. Diyorum Ayşenur. Ben nerede aynısını taktım? Ben bunu ne zaman kullandım ya? Ben onun şapkaydı, şapkanın kulakları vardı. Sen hangi çizgi filmi izleyip buraya geliyorsan orada kal bence. Çok benzeriydi yani. Yaptığın eleştirinin aynısı tatlım. Her zamanki gibi. Bir tane siyah şapka vardı ve şapkanın kendi kulaklarıydı o. Kafana da takmışsın böyle dandirik bir şey. Dandirik derken aynı yerde yan yanaydı. Pardon, dandik bunu aynı derken. Yerden almam mümkün değil. Bu bambaşka bir yerden Ayşenur Pasajoğulları. Sen buna dandik nerede diyemezsin. Aynı yerden yan yanaydı çünkü canım, o ikisi. Canım çok dandik bir malzeme bu dandikse takmışsın. O ultra dandik. Bunun onunla aynı yerden alınması mümkün değil. Yanından geçemez yani. Ne alaka? Aynı mağazada çeker çok fotoğrafını alakası var. Ben aynı mağazadan almadım. Bunun arkasında danteli vardı ve ben sürekli kestim. Aynı yerdeki ucuz aksesuarları toplamıyorum. Ucuz şeyleri sen giyersin ayağımdaki ayakkabıdan dandik belli. Dandik diyemezsin canım. Ayağımdaki ayakkabı senin... Söylenir. Sen bana dersen ben sana o ayağımdaki ayakkabının ne kadar? İkinizin de üzerinde bütçenize uydurmaya çalıştığınız ve aldığınız bazı aksesuarlar var. Ayakkabı var vesaire vesaire. Lütfen... burada kullandığınız ürünlerle ilgili dandik, basit, uyduruk gibi kelimeler, sıfatlar kullanmazsanız sevinirim. Benim tepki gösterdiğim de o zaten. Sana tepki gösterdiğim de o. Kafana dandik bir şey takmışsın diyorsun. Bence sen şu an saçmaladın ve rezil oldun, orada kızar ve kal. Ay bir şey söyleyeceğim, biraz kendini izle ya. Gerçekten. Of, saygı duyulduğun tek platform. Lütfen, susar mısın Altus. Lütfen yeter. Çakma Batman. Telefonu kapattıysanız Sara'ya söz vereceğim. Sara. Benim ben nereye düştüm diyor musun? Benim babam senin babanı döver. Öyle oldu yani bu bildiğin. Çocuk çünkü. Çocuk büyümüyor. Değil, sen de öyle yapıyorsun. Ayşenur kadar olmadı. Onu da öyle yapıyoruz. Siz burada yoktunuz, bilmiyorsunuz. Ciddi konuşuyoruz yani çocuk arada gibi. Sırada ben Saracığım, böyle bakıyorum günler, falan. Günler geçecek, çok göreceğiz geçti. Bakalım. Sen anlayacaksın. De kendin bir anda o girdabın içinde bulacaksın. Kendin bir anda böyle bir şeyde bulabilirsin. Çünkü efendim? Çocuksu yerden vurmaya çalışıyor. Çocuk gibi benimle kavga konuş ediyor. Benimle konuş ya, benimle ilgili konuşurken. Senin kendileri ne, burada. Ne benimle ilgili konuş, benim hakkımda konuşacaksın. Ya sen bir sus ya. Kendileri gerçekten burada. Nefesini boşa harcama benimle yeter. Benimle konuş, benimle daha ilgili konuşacaksın. Daha burada nefesini boşa harcayacağın çok insan var. Lütfen bana harcama. Ay yeter. Ayşenur tamam, masken fark. Maske mi yüzündeki değil mi? Boya mı? Maske. Maske mi? Kafandakiyle maskeyi ben hiç uydurmadım bir kere. Bir de elbisen çok uzun. Ayağındaki botlar çok kötü. İnanılmaz kötü duruyor. Özellikle yani sen siyah böyle bir çorap bot ve siyah normalde ayakkabı giydim ama. Belki süet bir bot giyseydin falan yok edebilirdin ama deri bot bir de açık falan onların ben çok beğenmedim. Onların hepsinin kafamda planladığım bir şey var. Planladığını biliyorum zaten, planlamasan böyle gelmezsin. Hayır, herhalde. Hayır benim esinlendiğim bir şey var. Yani böyle... Ama senin bildiğin bir şey yok bu konu hakkında bence. Ayşenur'dan itiraflar. Çünkü bu elbise uzun olmalı, bu kalın çorap giymeli ve mat bir ayakkabı olmalı. Tamam ayakkabı konusunda süette haklısın ama süet ayakkabılarımın çoğunu kullandığım için bunu kullandım. Ama yani, çorapla elbise hakkında bir şey söyleyemeyiz. Hayır bak, bak söylediğim şey de şu var bir de. Kafandaki ne diyeyim kulaklarla... Bağdaştıramadın mı? Hayır maske i̇şte hiç alakası yok. İşte bir anlamı var. Ne anlamı var? Neyse, bir anlatsana sonra. Anlayalım. Ben sana arada gösteririm görürsün. Tamam. Şimdi jürinin karşısına geçince anlatırsan biz de öğrenmiş oluruz. Öğrenmiş hepsinin oluruz, anlamını. Aynen. Bizimle paylaşmıyorsun madem. Özden. Merhaba. Ay Ayşenur sen konuşunca ben direkt böyle sezon finali yapıyorum kendi içimde. Çünkü hani kendi kendine böyle moda kuralları uyduruyorsun. O yeleğinin boyu evet daha kısa olmalı. Çünkü seni çok kısa göstermiş. Bu kadar yani. Yine Ayşenur geldi. Bir de ben çok fazla siyah giydiğim için çok fazla eleştirilmiştim. Sen de sürekli siyah giyiyorsun. Arkadaşlar siz de eleştirinizi buna yönelik yaparsanız. Çünkü ben de bir hafta boyunca siyah giymeyi düşünüyorum ve negatif eleştiri kabul etmeyeceğim. Haberiniz olsun tatlı şıkolarım. Bana da cevap verme gereksinimi duymuyorum. Belki öyle bir çünkü verecek gereksiz, bir cevap bulamamış olabilir misin?
Ben hep zaten gereksiz konuşuyorum. Anlamadığım yani, şeyler gereksiz oluyor değil mi Ayşenur Balcı? Teşekkürler tatlım. Teşekkür ederiz bence. Ayşenur'a bakınca 10 saniye sonra teşekkür ediyorsunuz. Gördün mü o capsleri? Ben gördüm ve güldüm. Hazır mısın? Hazırım. Geçebilirsin. Ayşenur Balcı, ayakkabı 160 lira, çorap 25 lira, çanta 69.90 lira, eldiven 99 lira, elbise 39.90 lira, kürklü yelek 329 lira, maske 50 lira, gözlük 89.90 lira, saç aksesuarı 99 lira. Oku oku bitmedi. Bitmedi. Parça parça parça. Parça parça. Şimdi bizim podyumumuzun pazartesi sendromu bu. Böyle birkaç gün birbirinizi görmüyorsunuz ya, Nur'un deyişiyle yükleniyorsunuz, geliyorsunuz buraya. Sonra böyle sesler yükseliyor. Çıkmıyor ki sesim, bir de içine gitti. Sesim kısıldı içine bir karşı. Bir de üstüne. Bu kadar çıkıyor. Kafanın güzelliği ne olacak? Çok teşekkür ederim. O maskeyi yapıştırdın mı? Rengi gitti ama tamamen ve hala kuaförüme gidemedim. En kısa zamanda bekliyoruz. Çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Evet, yani o ayak botlarının illa süet olması gerekiyordu ki çok bölmüş ama şahane gözüküyorsun. Ben elbisenin boyunu da sevdim. Aç bakayım. Evet, olur. Gayet bir problem yok. Biliyorsunuz hafta araları benden mümkün değil 10 çıkmaz. Çok teşekkür ederim. Sana da 9 veriyorum. Ay hoş geldin Gagoş. Hoş buldum. Yeni adın Gaga, Gagoş. Sevdim bu adı da. Sevdin mi? Evet. Ne oldu, kavganızı duyamadım. Sebep ne? Bunlar mı? Bunları gördü ya ben de içeride. Ama ben de takacaktım. Böyle bir kıskançlık var onda. Bir şey aynısı benziyorsa bir şekilde onu karalayacak. Bir şeyi benziyorsa karalamak zorunda. Aynı renk ruj sürersin, karalar. Bir şey giyinirsin, iğrenç olmuşsun. Arkada sürekli böyle bir motivasyon düşün. İğrenç olmuşsun Ayşenur. Böyle yapıyor. Burada herkesin... Buraya çıktığım zaman da böyle karalamaya çalışıyor. Burada herkesin bir misyonu var. Nihal'in de misyonu şeydir. Yani yap boz böyle. Evet. Ondan sonra ama ona yakışıyor böyle muzurluklar. Kim bilir bizim de içimizden bize söyleyemiyor. Ay diyordur ki mesela, ay o kafasındaki pomponu ne? Ay diyordur, o Ivana'nın saçı ne bugün? İşte onları bizim direkt ay, suratımıza soruyor. Öykü'nün bugünkü elbisesi ne? O içinden de belki de oralarda konuşuyordur, o dayanamaz. O dayanamaz, o öyle. Onu öyle kabul ettik. Öyle söylediğinde unutuyor. Değil mi? Nihal. Unutkanlık problemin yok Nurellam, Allah'a şükür. Kız Nihal. Gezmişsin gene bayramda. Cirit atmışsın İstanbul'da. Aynen, o yüzden çok enerjiyim. Çok. Evet, sana gelince. İstanbul'a çok fazlasın. Vay. Gitmek istiyorum. Ben buradan gitmek istiyorum. İstanbul'a çok fazlasın, lafı uzatmayayım. Ay çok teşekkür ederim. Evet, bugün iki tane. Ya anlamadım. Bugün iki tane 10 vereceğim kişi var, biri sensin. Çok teşekkür ederim. Hoş geldin. Hoş buldum. Bugs Bunny. Bugs Bunny. Çok güzel. Kulaklarım güzel. Geçen sene çok modaydı. Bu sene de var. Çantamda da var. Ama sen maskeyle onu farklı boyuta getirmiştin aslında, getirmişsin. Ondan dolayı çok sevdim. Maske tamamlamışsın bu bütün tarzını, ne yapmaya çalıştı neyse. Milano'da bir defile izliyorsun. Evet. Kesinlikle dikkat çekeceksin. Ben deri ayakkabı sevdim çünkü eldiven de deri. Onu tamamlamışsın. Sadece çantayı sevmedim. Çünkü kafada kulaklar, çantada kulaklar fazla geldi. O çocuk yani 5 yaşında, 6 yaşında çocuk böyle çocuklar. Çocuk rayonundan aldım zaten, çok beğendim. Çantalar için, yani senin için bu çanta değil, bu tarzın için çantası değil zaten. 9. Çok teşekkür ederim.
hanım saçını beğendiği zaman bir hafta aynı saçı yapıyorsun.